Ben aslında video olarak ekranlarınıza getirdik çok kez. ATV Haber Merkezi olarak merak ettik ve bu işin peşine düştük. Ama şunu mutlaka söyleyelim. Geçeceğiz, bakın, bütün taksici esnafına böyle bir şey söylemiyoruz. Diyoruz ki aranızda çürük elmalar olabilir. Ve gerçekten öyle mi acaba diye merak ettik. Böyle bir şey olabilir mi dedik. Tek yöntem kısa mesafelerde dahi gereksiz dolandırılmak mı diye. Arkadaşımız Nur Köşker turist kılığına girdi. Nur mu? Yanlış duymadınız. Evet, bir muhabir arkadaşımız. Bir günlüğüne Arap turist oldu. Taksim, Eminönü, Beşiktaş, Sultanahmet hattında bir taksiden diğerine bindi. Ve gerçekten öyle görüntüler kaydetti ki açıkçası durum iddia edilenden çok daha vahim. Tekrar ediyorum. Tüm taksici esnafını asla suçlamıyoruz ama şunu söylüyoruz. Aranızda gerçekten çürük elmalar var. Tablo. Nişofun Arabi yakhdu ekter. انت اطلع على تاكسي هو بده منك كثير مصاري من شوفون عربي ياخذوا اكثر من المطلوب sıkıntı büyük sıkıntı çok büyük محتاجين الى 60 الى 70 ليره وين ولا وين من اوك ميدان الى فاتح ATV haber ekipleri artık bir şehir efsanesine dönen taksiciler turistleri özellikle ve takside Arapça konuşacağım bakalım neler yaşanacak baştan söyleyelim niyetimiz hiçbir meslek grubunu rencide etmek küçük düşürmek değil tek gayemiz iddialar doğruysa ve ülkemizi yapmıştı. Ziyaret eden misafirlere dönük bir ayıp varsa onu ortaya çıkarmak. Ne var ki Arap turist gibi giyinen arkadaşımız oğlum kadın daha güzel olmuş lan böyle giyince. Daha taksiye binemeden insanlıktan utandıran bir olay yaşanıyor. Engelli bir çocuk ve annesi taksiye alınmıyor. Dinliyor mu beni? Fakat ailesiyle beraber almıyor. Arap alıyor bir de ukala ukala konuşuyor yani bayana yanında da sakat bir tane kız var. Neyse ki duyarlı insanlar var da o taksici hemen ilgili adreslere şikayet ediliyor. Ama bindiğimiz o takside dakikalar ilerledikçe rezaletin boyutları daha da artıyor. Taksici işte uyanıklık bu ya hemen durağı arayıp olur da bir şikayet gelirse diye olayı tam tersi anlatıyor. Yani göz göre göre yalan söylüyor. 5 tane araba var önümde. Kadın geldi arabaya bindi. Arap genç bir kız. Yok sen bunu taksime gidiyorsun. Sen bunu indiriyorsun bunları alıyorsun. Dedim ya bu yakaldı. Arabayı bindi. Yolcu mu indireceğim arabada? Buyurun. Bura. Taksim. Para. Kaç para? 20 lira. Taksimetreye bakmadığımı görünce tutar 15 lirayken benden 20 lira aldı. Evet, Taksim'den Eminönü'ne gidiyoruz. Gidiyoruz ama üzerimizdeki his yine tedirginlik. Çünkü tamam, eğer turistseniz her an acaba başıma ne gelecek diye düşünmemeniz için hiçbir neden yok. Mesela bunun gibi. Olan şu, taksici arkadaşımız yani müşteri içerideyken başka bir yolcu daha aldı. Yani taksi dolmuşa döndü. İndi bindi ücreti olarak ikinci yolcudan da 10 lira aldı. Peki bitti mi? Hayır, bitmedi. Sen yalnız, yalnız. Yok arkadaş. Buraya dikkat. Çünkü şimdi duyacaklarınız biraz can sıkacak, biraz da utandıracak. Sen yalnız, yalnız. Yok arkadaş. No, I don't have friends. Yemek sonra taksi, ben seni otel. Okay, taksi. Yemek sonra taksi sonra ben seni otel, okey? Otel. Ben seni yemekten sonra. Numarayı yaz. Sözün bittiği yer işte burası. Biz ne yazık ki o utanmazın, o mesleğin yüz karası taksicinin ne demek istediğini anladık. Söyleyecek çok bir şey yok. İnsanlığımızdan utanmaktan başka. Sen yalnız, yalnız. Yok arkadaş. No, I don't have friends. Yemek sonra taksi, ben seni otel. Okey, Taksim otel. Ben seni yemekten sonra. Neyse ki taksi Eminönü'ne ulaştı. Gerçi ulaştı da rezalet son mu buldu? Elbette hayır. Ama arkadaşımızı araçta taciz etmeye kalkan o utanmaz adam bakın ne istiyor. 50-50. Uğradığımız tacize ve bizden istenen paraya daha fazla tahammül edemiyoruz. Oyuna bir son veriyoruz. 16 yazıyordu ama. Niye 50 dediniz? Ya al abla al ya. Sen de benimle dalgam geçin ya. 50 demedim abla. 50 dediniz. Evet açıklama bekliyorum sizden. Arap olunca öyle mi oluyor? Yok öyle bak. Yani Arap olsaydım şu anda oradan buraya beni 50 liraya getirmiş olacaktınız. Her şey bu kadar net işte. Her şey ortada.
Adeta suçüstü yakalanan utanmaz taksici bir anda fiyat düşürüyor. Ama dedik ya, rezaletin bini bin para. Ve işin kötüsü, aynı lokasyonlarda hizmet veren birçok taksi bunu yapıyor. Şimdi başka bir araçtayız. Ya diğer işini gerçekten hakkıyla yapan, namusuyla yapan taksicilere acıyorum ben şu an. Çünkü bunlar işte bunun gibi adamlar. Diğer taksicilerin, gerçekten işini hakkıyla yapan taksicilerin ekmeğine giriyor. Bildiğin hakkına giriyor yani. O adam bunlar yüzünden daha az kazanıyor. Çünkü taksi tercih edilmiyor. Yazık ya. Eminönü'nden bindik. İstikamet Sultanahmet. Eminönü'nden Sultanahmet'e 40 lira mı tutuyor? Yok yani değil de taksimetreyi de açmadım yani o, yani 30 lira 20 lira o arada. Tamam, taksimetreyi niye açmadınız peki? O unuttum. Yani normalde açmamız gerekiyor. Doğru haklısın. Ve Sultanahmet Eminönü arası 40 lira tutmaz. O da bir taksici, o da mesleğin yüz karası. Haliyle panik yaptı ve o panikle fırsatçılığı ağzından kaçırdı. Geçen de öyle getirdim ya, o yüzden söyledim. Yani getirdim diye. Yabancı turist görünce biraz yüksek fiyat söylüyor olabilir mi sana? Hayır. 40 lira tutmaz yani. Ondan da yüksek söylesem direkt 50-100 derdim ama. Tam 40 lira yüksek. Söyle 12 lira, 12 lira falan yapar. 12 lira yapar ama 40 dediniz. 12 liranızı veriyorum. Bu da son araç. 12 rezalet liraya 40 aynı. Diyor ya. Ayıp aynı. 30 normalde oradan burası 30 tutmaz ama. 30 değil. 19. 30 dediniz önce. Turist olunca öyle mi oluyor? Şimdi ben orada bir saat bekliyorum, değil mi hocam? İnanılmaz ya. Abi izlemediyseniz size bir tane video söyleyeceğim. Yani şu an burada izlemeyeyim. Isık Jonas'ın taksici videosu. Yani şu... bu video bu arada bayağı iyi bir video. İzlemeyen varsa kesinlikle izlesin. Hani buradaki adamları da mesela acıyorum gerçekten o muhabbetten dolayı. Bu da başka bir açıdan bakmanızı sağlıyor. Link atıyorum abi. Bunu bir ara izleyin mutlaka. Hoş bir video. Oxy Luciferin. Abi buradan kardeşim Kuşat Berkay'ın doğum gününü kutlamak istiyorum. Doğum günü kutlu olsun.